Siyasi partilerin, il ve ilçe başkanları, yöneticileri, değerli misafirler, değerli Emir Yakuplular, Tekirdağ Emir Yakup Kırımlılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 21. deprem şenliklerine hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kırım Marşı, konuşmalar, Kalagay tıkırt atması, etkinlikler, güreş, depre şahısı seçimi. Sizleri Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları, bu ülkede toprağı için mücadele eden şehit düşen bütün şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı ve Kırım Milli Marşı'nı davetimi arz ediyorum. Başkanı Hasan Ertem'i kürsüye davet ediyorum.
Değerli milletvekillerim, belediye başkanları arkadaşlarım, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü mensupları, değerli Emir Yakuplular, saygıdeğer basın, her sene olduğu gibi bu yılda TEP şenlikleri için toplanmış bulunuyoruz. Tepreş baharın bitip yazın gelimiyle mahsulün ortaya çıkmışlığı ile bereketli günlerin ayın müjdesi olarak biliyoruz. Ben bu güzel günde Emir Yakuplu kardeşlerimin bol ve bereketli bir yıl geçirmeleri dileğiyle bu etkinliği hayırlı olmasını diliyorum. Bereketler getirmesini diliyorum. Tabii ki açılışından bu yana özellikle görevim gereği ilçe belediye başkanı olarak ev sahipliğimiz de sürüyor. Bu yetkinliğe seve seve bu bakımdan geliyoruz. Tekrar tebrik eder, hayırlı olsun diyorum. Adem Dalgıcı, kürsüye dar. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı arkadaşlarım, Sayın İl Genel Sekreterim, çok değerli Emir Yakuplular, sevgili basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Sevgili Emir Yakuplular, değerli Tekirdağlılar, geçen hafta Giresun'daydım. Dün Velimeşe'de güreş etkinliklerindeydim. Giresun'da ve Velimeşe'deki etkinliklere baktığımız zaman Türk coğrafyasındaki kültürel zenginliğin ne kadar fazla olduğunu gördük. Farklı uygulamalar yapılsa da bu dönemde yapılmış olan festivallerin, etkinliklerin tamamının özü aynı. Yani bizler biriz. Bizler beraberiz. Türk coğrafyasında çok zengin kültürel çeşitlilik var. Ve bu kültürel çeşitlilik bizim zenginliğimiz. Bu zenginlik sayesinde çok güçlü bir ulus olma özelliğini de taşıyoruz. Kendi kişiliğimizi, benliğimizi, karakterimizi asla kaybetmeden dünya ile entegre olabilmeyi de becerebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki dönemlere çok daha güçlü, çok daha müreffeh girme isteği ve arzusu içerisindedir. Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi olması özelliği dolayısıyla önümüzdeki dönemde il bazındaki etkinliklerde Tekirdağ Belediyesi'nin varlığını çok daha fazla hissedecektir. Biz şimdiye kadar bu tip çalışmalara Tekirdağ Belediyesi olarak her türlü katkıyı ve desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Ben önümüzdeki dönemin mahsulünün bol ve bereketli olmasını diliyorum. Bu etkinliğe emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalınız. Teşekkür ediyoruz. Bir daha milletvekili Emre Köprülü konuşmasını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Sayın Kaymakamımız,
Sayın Genel Sekreterimiz, Tekirdağ Belediye Başkanımız, çok değerli milletvekilim, Ayrabolu ev sahibi belediye başkanımız, Ayrabolu kaymakamımız, İktidar Partisi'nin il başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetim kurulu üyeleri, diğer siyasi partilerin temsilcileri, sevgili protokolümüz. Ama en önemlisi bugün bizleri burada ev sahibi eden değerli Emir Yakup köylü hemşerilerimiz, çevre illerden, köylerden, Türkiye'nin dört bir yanından bugün Emir Yakup'ta bizimle buluşan Kırım Türkleri, ben derneğimiz adına bu organizasyonumuza hoş geldiniz diyorum evvela. Emir Yakup Köyü'nün Tevreş şenliklerindeyiz. Ne demek Tevreş? Tevreş özellikle Bıdrellez'den sonra baharın gelişini müjdeleyen zaman demek. Bugünkü şenliğimizde de bu amaçla bir araya geldik. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Bıdrellez'in değişik coğrafyalarda farklı bir şekilde kutlanmasının, Türk kültürünün zenginliğinde bir araya gelmesiyle buluştuk. Türkiye'nin dört bir noktasında Kırım Türklerinin yaşadığı, özellikle Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Polatlı'da, birçok bölgemizde, bugün de burada Emir Yakup Köyü'nde baharın gelişini hep birlikte kutlayacağız. Nedir bu? Kırım Türklerinin ruhunun zenginliği. Kırım kültürünün, Türk kültürünün burada hep beraber buluşmasıdır. Ben baharın gelişi, yaza girişimiz dolayısıyla şenliklerin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burada gördüğümüz birlik, beraberlik, coşku, kardeşlik bütün yaz boyunca sürsün diliyorum. Ve bu etkinlikleri organize eden derneğimizi kutluyorum. Çünkü bizim kültürümüz var. Bizim bir araya getiren değerler var. İşte bizi bir araya getiren, millet yapan, bizi bizle kaynaştıran, Türk milleti, Türk devleti özelliğimizi kazandıran değerler var. İşte o değerlerden biri de bugün burada. Sizleri kutluyorum. Bu değerlerinize sahip çıkıyorsunuz. Kimliğinize sahip çıkıyorsunuz. Ben bu etkinlikte bir araya gelen, buluşan insanlarımızdan nasıl bugün kaynaşmış biçimde, dostça, kardeşçe bir araya gelmişseniz, kültürümüze de, devletimize de, milletimize de, Türk kimliğimize de aynı ölçüde değerle sahip çıkmanızı diliyorum. İnşallah bu birlikteliğimiz, kardeşliğimiz, dostluğumuz daim olsun. İnşallah her günümüz bu şenliklerde, bu yaz günlerinde olduğu gibi kardeşçe, dostça sürsün diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Tekirdağ Milletvekili Doktor Candan Yüceyer'in konuşmasını yapması için kürsüye arz ediyorum. Yakuplar, Hayrabolular, sevgili hemşerilerim, dostlarım, şehrimize, şenliğimize katılmak için gelen kıymetli konuklar, hepinize hoş geldiniz diyorum ve hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 163 yıl, dile kolay, 163 yıl önce kurulan, köyünüzde geleneksel yaşamınızı devam ettiren, 21.si düzenlenen Tepeş şenlikleriyle geleneği, göreneği, kültürü yaşatan, tanıtan ve paylaşan sevgili Kırım Tatarları, iyi ki Emir Yakup'a gelmişsiniz. İyi ki Tekirdağ'a gelmişsiniz. İyi ki bizlerin hemşerisi olmuşsunuz. Tekirdağ'ımıza kattığınız tüm güzel değerler için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tabii bugün buradan sizlerle beraber yaza merhaba demek bizler için çok güzel bir duygu, çok onur verici. Yaza hep beraber bugün
dinledik hep beraber. Evet, sizler de öz yurdunuzdan, öz vatanınızdan sürgün edilip yıllar önce, 200 yıla yaklaşan yıl önce bu memleketimize, bizim memleketimize gelmek zorunda bırakıldınız. Adeta tarih sayfalarından silindiniz. Sanki hiç yokmuş gibi, Kırım Tatarları, Kırım Türkleri yokmuş gibi size ait tüm eserler yok edildi. Camiler yıkıldı. Size ait her şey yağmalandı. Ama bunun karşısında gerçekten dimdik durulan inançlı bir mücadele var. İşte bugün burada hep berabersiniz, hep beraberiz. Bu mücadelenin, bu inancın karşısında buradayız. Hepinize birliğiniz, beraberliğiniz için teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz hiçbir zaman bozulmasın, daim olsun diyorum. 21.'si düzenlenen tüm şenliğimize, emeği olan herkese ve sizlerin katılımına çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha uzun seneler bunun devamı gelir ve biz de her sene burada sizlerle yaza merhaba deriz. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. İl Genel Sekreterimiz Vali Yardımcımız Mustafa Yelik kürsüye arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, değerli Emir Yakup köylülerimiz, uzaktan ve yakından gelen misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum.